Merhabalar. Merhaba. Biliyorsunuz Suriyeli sorunu var Türkiye'de. Evet, maalesef. Bir de 15 yaşın altında ve 50 yaşın üzerindeki Iraklılar artık Türkiye'ye pasaportsuz bir şekilde girebilecekler. Evet. Neler söylemek istersiniz? Vallahi burası artık çarşambalıktan çıktı, küçük Suriye'ye döndü. İstemiyoruz yani. Çoğu insan var. Bazı Suriyeliler gerçekten çok iyi niyetliler. Ama bazıları yani... Bir de bunun yanında Iraklılar. Artık pasaportsuz bir şekilde gelecekler. Bizler... Niye böyle bir şey yapıyor iktidar sizce? Nasıl bir şey desem var? Kararsızım yani. Değişik. Biz de artık yaşamayacağız Türkiye'de. Bizi gönderecekler Bursa'dan. Bursa'yı onları ele geçirecekler. Bursa mı Türkiye? Evet. Türkiye genelinde. Türkiye'nin genelinde de öyle biliyorsun. Biz gittik, bizi kabul etmezler ama onlar gayet iyi gelebiliyorlar bizim şehrimize yani. Gidişatı nasıl görüyorsun? Hiç iyi bulmuyorum. Niçin? Gidişatımız iyi değil. Suriyeliler var, çoğu var, tecavüz ediyorlar çocuklara. Hırsızlıklar çoğaldı. Tecavüz ediyorlar. Tecavüzler. Sen gördün mü, duydun mu bunları? Çok kez duydum. Duydun, peki yani duyduğun şeyler... Eylem yaptık burada. İstemedik Suriyeliler bir ara. Bütün Suriyeliler dükkanlarını kapattılar, gittiler buradan. Ama tekrardan yani kabul edip geri döndüler buraya. Ekonomik gidişat nasıl? Ekonomik de çok pahalı. Ya benim de iki tane çocuğum var bu arada. Oo, öyle mi? Anne misin? Evet, iki çocuk annesiyim ben de. Evet. Yani geçinmekte zorlanıyoruz maalesef. Eşin çalışıyor mu? Yok, eşimden ayrıyım. Evet. Nasıl bakıyorsun çocuklara? Sen mi çalışıyorsun? Yok, annemle babamla yaşıyorum. Yok. Sen mi çalışarak Yok, bakıyorsun? Kendi annem babam çalışıyor, ben çocuklarıma bakıyorum evde. Evet. Kaç yaşında çocuklar? 15 yaşında evlendim şu an, 18 yaşındayım. Ciddi misin? Bir tane 2 yaşında oğlum var, bir tane 10 aylık oğlum var. Neden ayrıldın? Ne oldu da böyle 3 senelik evlilik alıyorsun, 2 tane evlat var? Anlaşılmadık ya, olmadı. Severek mi evlendiniz? Evet, severek evlendim. Kaçtık. Severek ev, bir de kaçıyorsunuz. Abi nasıl bir şey ya kardeşim? Anlaşamadık maalesef. Abi, niye anlaşamıyorsunuz? Ne vardı anlaşamıyorsunuz ya? Ya bu kısacık ömürde, bu dünyada yani... Şimdi mesela işte o 20 yaşındasın, ortalama... 40 sene sonra ölüp gideceksin ya tabiri evet, caizse. 18 yaşın altında olduğu için eşim, 18 yaşın altındaydı ayrılmadan önce. İşe almıyorlardı yani eşimi, sigortasız da çocuklar şey olmuyordu. Sürekli kavga ediyorduk evde, anlaşamıyorduk çalışamadığı için. Olmuyordu bunu yani. Düşünemedin mi evlenmeden önce? 15 yaşında evlendim. Düşünemedin mi diye soruyorum. Düşünemedik maalesef. Allah kolaylık versin kardeşim. Amin cümlemize. Gidişatı soruyorum. Nasıl görüyorsun? Abi kötü görüyorum. Hani bitmez hani bu gidişat zaten. Gidişatı kötü derken neyi kastediyorsun kardeş? Hani ülke açısından hiçbir şey yani, ülke açısından hiçbir şey görmüyorum yani gözümde olarak yani. Bir Suriyeli sorunu var biliyorsun Türkiye'de. Ben de Suriyelilere karşıyım ben zaten. Evet. Yani zaten şuraya 2 aydır gelmiyorum. Ben çoğunlukla Çeyrek Su'na iniyorum. Bugün de arkadaşım çağırdığı için onun yanına geldim. Niye buraya gelmiyorsun? Abi gelmiyorum hani. Bu taraf çok şey olduğu için, Suriyeli olduğu için, ben de Suriyeli'ye karşı olduğum için. Yok yok, bir Suriyeli sorunu varken bir de 15 yaş altı, 50 yaş üzeri Iraklılar artık Türkiye'ye vizesiz bir şekilde gelebilecekler. Bizim resmi ülke gazetede biraz, onaylandı. Bizim ülke biraz özgür bir ülke olduğu için, İşte çok özgür olduğu için. Ekonomide yani, neden özgür değiliz? Ekonomiden ülkede hiçbir üretim artık olmadığı için. Hani gençler yurt dışına giriyor fırsatını bulan. Ben de gideceğim. İsviçre'ye gidiyorum hani Allah kısmet ederse. Niye gidiyorsun kardeş? Eğitim yok. Ben şu an okuyorum yani, öğrenciyim yani. Evet. Ama eğitim sıfır yani. Ben artık hedefim İsviçre'ye gitmek. Zaten amcam orada oturuyor, amcamlarım. İstek mi yaptılar sana? Yok. Bana da işte sen işte okulunu oku, okulunu devam et, orada okursun dediler. Sonra gelmeyeceğim bir de. Ben de gelmem. Savaş olsa gelmem. Vallahi gelmem. Ben abi yani... Okulumu bitiririm, orada çalışırım diyorsun. Doğru. Hani öyle yaparım yüksek ihtimalle. Şu an kafamda... Niye gelmiyorsun kardeşim? Gelmek istemiyorum. Abi gelmek istemem artık abi. Sana gitmeden soruyorsun. Abi ülkenin hali bitmiş yani abi. Hani her çeşit insan var. Ben artık... Peki. Şey diyeceğim, senin gibi gençler gidiyor, kime kalacak bu ülke? Artık orası kime kalırsa. Ha kime kalır biliyor musun abi? Şu anki 50 yaş üstü insanlara kalır. Hani onlar zaten şu hale soktular, artık onlara kalır yani bu emekli tayfalarına kalır çoğunluk olarak. Daha doğrusu eğitimsiz insanlar kalır, eğitimsiz insanlar. Sence ekonomi düzelir mi Türkiye'de? Ekonomi düzelmesi için bir 10 yıl geçmesi lazım, hani onun düzelmesi için ama... Bizim ülke biraz eğitimde, hani eğitim açısından biraz kötü olduğu için, hani cahil sınıf. Biraz mı kötü acaba? Cahil sınıfta kaldım. Biraz kötü olmuş olsaydı sen yurt dışına gitmezdin. Abi şu an çok şey konuşurum da işte hani ben daha çok siyaset okuyorum hani. Çok şey konuşurum da işte konuşmak istemiyorum hani sıkıntı olmasın diye. Teşekkür ederim. Ama şunu söyleyeyim abi. Şu ülkede en büyük sorun eğitim. Ben eğitime çok önem veririm ama burada herkes eğitimsiz olduğu için. Hani bak şunlara söyle, en son hangi kitap okudun de, hiçbiri kitap okumaz.
Hani eğitimsizlik gerçekten çok kötü bir şey. Cahil sınıftayız. Bizim ülkede cahil kalmış yani. Her şeyi biliyorlar. Bu konularda. Hani ama her şey aynı. Abim de söylediği gibi hani ezbere konuşuyorlar. Sorsan iki kere iki kaç yapar bilmiyorlar yani. Ben bilmiyorum yani artık kim ne halt yiyorsa iyi gelsin. Ben gidiyorum vallahi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya, sana güle güle. Teşekkürler abi. Güle. Allah yolunu açık etsin. Yarın izle kendine. Gidişatı soruyoruz bey amca. Nasıl görüyorsunuz? Vallahi iyi olacak inşallah. Nasıl iyi olacak? Bir izah eder misiniz? Vallahi bilmiyorum, iyi olacağını tahmin ediyorum yani. Bir soru sorayım amca size. Suriyeli sorunu var biliyorsunuz Türkiye'de. Gitmelerini istiyor vatandaş. Suriyeliler tartışması devam ederken 15 yaş altı, 50 yaş üzeri Iraklılar vizesiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapabilecekler. Ama büyüklerimiz daha iyi bilir. Sen büyük değil misin? Halk değil misin? Ben halkımda öyle bir gün olsa ben de herhalde kanun koyuculardan olurdum. Tamam, sen yetki verdin onlara, seçtin. Seçtim, seçerim. Bana kanun o yetkiyi vermiş. Seçmeyeceğim. Doğru çalışıyor mu oy verdi? Çalışıyorlar tabii. Çalışıyorlar. Amca emekliler geçinemiyorlar 12.500 liraya. Ekonomik vallahi bir kriz ben var. Ben emekliyim ama ayağını yorganına göre uzatırsan geçinir. Bey amcacığım bir şey söyleyeceğim. Ayağını yorganına göre uzatırsın diyorsun ya. 10 bin lira ev kirası varsa bir emekli 12.500 lira maaş alıyorsa nasıl yorganına göre uzatacak? Ben ya? Herkes için söylemiyorum. Evet. Bazı emekliler için söylüyorum. Ben kendim için. Çiftçi ektiğinden para kazanamıyor. İflas ediyor. Bankalar ipoteklenmiş durumca amca. İyi nasıl olur. Bir iyi gidişat var? İnşallah iyi olacak. Hadi emekler yılın hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar, sağ ol. Ahiret sorusu sormayacağız yani. Merhabalar öncelikle. Hocamdır. Merhabalar. Merhaba. Gidişatı soruyoruz hocam. Of tam yerinde. Gidişat, freni patlamış araba gibi gidiyoruz yani. Araba mı, kamyon mu? Yani fark etmez. Olur mu hocam? Şimdi bir arabanın freni patlayıp şuradaki 3 kişiyi öldürmesi veya yaralaması başka. Bir kamyonun da buradaki insanların tamamını götürmesi doğru, başka. Doğru. Yok, kamyonun içindekinde gidecek. Kamyonun içindekinde? He. Kim bu kamyon içindekinde? Hocam. Sen, ben, o, siz, biz, onlar. Otobüs diyelim gel buna. Tamam mı? Anlaşalım, otobüste yani. Anlaşalım. Otobüste anlaşalım. Evet. Acınacak halimize gülüyoruz hocam. Evet, acınacak halimize neden böyle? Hocam, acınacak halimize güler olduk biz. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Yapacak başka bir şey yok. Haberiniz vardır, ben hatırlatayım size. 15 yaşındaki, 15 yaşın altında, 50 yaşın üzerindeki Iraklılar artık vizesiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapacaklar. Onaylandı. Resmi gazetede onaylanmış. Ben oraya çok takılmıyorum ben. Niye takılıyorsunuz hocam? Bizi ilgilendiren ekonomi. Evet. Ondan tamam bahsedelim. Evet, ondan bahsedecek bir şey yok. Ortalık görünüyor. Herkes kör tuttuğunu düzeltir gibi bir hava var. Kontrol yok. Ne belediyesi kontrol yapıyor. Ne bu malı kaça aldın, kaça satıyorsun diyen yok. Herkes vatandaş, ezilen vatandaş. Hocam şimdi siz bilinçli bir eğitimcisiniz. Bu kontrolsüz hareketi ortadan kaldıracak, önleyecek, dur diyecek, tıpa tıkayacak olan Ticaret Bakanlığımız var. Maliye Bakanlığımız var ve iktidar var. Ben bir sistem ve iktidarda görmüyorum. Bu işi düzeltecek ne sistem ne de iktidarda görmüyorum. Sağında da solunda da. Seçimle iş başına gelen hiç kimseye, babam da dahil, güvenim yok. Tamam mı? Niye böyle hocam? Siz yani bir çürüme mi görüyorsunuz orada? Niye mi böyle? Seçilip benim oy verdiğim adam orada benim hak ve hukuklarımı kurtarmak için gitmiyor oraya. Seçilen yedi göbek seçiyor. Sülalesini halkın içinden bir zenginleştirmek için gidiyor. Yedi göbek sülalesini zenginleştirmek için gidiyor. Hiç sen fakirden gördün mü? Ama bunlar bu halkın içinden çıkıyor. Halk işte. Halkta bir sorun mu var o zaman? Kimisi Atatürk'e sığınıyor, kimisi dine sığınıyor. Getiriyorlar işi böyle. Yani. Öz eleştiri de yapamıyorsun. Şimdi mesela örnek hocam, dün de sordum bunu. Seçime 4 sene var. Ülke ekonomik olarak adeta böyle bataklığın içine batmış. Cumhuriyet Halk Partisi Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsun mu olmasın mı diye konuşuyor. Bu bir muhalefet partisi. Kardeşim ben sana ne diyorum? Sağı solu yok bu işin. Sağı solu yok bu işin. Tamam mı? Sağı solu yok bu işin. Seçilip oraya giden senin benim için gitmiyor. Kendisi için gidiyor. Nereye gidiyor ülkenin? Ben bilmiyorum nereye gidiyor. Ümidiniz var mı? Yoksa yani, kardeşim abi, bu iş böyle gitmez. Ülkeye bir şey olmaz ama ben inanıyorum ki. Ben inanıyorum ki yani bu ülkenin vardır dirayetli insanları. Bu ülkeyi İnşallah. Kurtaracak insanlar var. Niye çıkmıyorlar hocam bu dirayetli insanlar ya ortaya? Çıkarlar. Zamanı gelmedi demek ki daha. Hocam ülke bataklığın içerisinde çırpınıyoruz. O kadar 12.500 lira maaş alan emekliler. Şu anda bir tek en büyük sıkıntımız bizim
Hayat pahalılığı ve düşük maaşlar. Şu andaki sıkıntımız o. Buna da dur diyen yok. Ne iktidar? İktidarın zaten haricinde kimse. İktidarın da şeyinde değil, umurunda değil şu anda. Hayat pahalılığı falan. Siz bu yaşa geldiniz, böyle bir şey gördünüz mü hocam? Görmedim. Peki neden böyle oldu sizce? Ya ne bileyim ben neden böyle oldu. Yani şimdi hırsıza soramasın ki neden böyle oldu diyene. Niye çaldın benim malımı diyemezsin. Öz eleştiri yap. Derinlere girme. Teşekkür ederim. Gidişatı soruyoruz abi. Abi gidişatımız hiç iyi değil malum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği bir kelime var televizyonda duymuşsunuzdur. Hep birlikte olursak bir şeylerin üstesinden geliriz. 22 yıldır bir şeylerin üstünden gelemiyoruz. 22 yıl sonra mı geleceğiz? Nasıl geleceğiz? Nasıl yapacağız? İnsanlarımızı görüyorsunuz malum. Bugün 1000 lirayla evini geçindiremeyen insanlar var ki fakir, bir fakir insanda bende o para yok. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz yani? Bir şey sorayım. Malum biliyorsun Türkiye'de bir Suriyeli sorunu var. Yani abi, bir saniye. Ben bilmiyorum. Sorumu sorayım. Eyvallah. Siz ondan sonra cevap verin. Suriyeliler konusunda halkın tepkisi var. Evet. Yani bunlar işsizliği de köpürtüyorlar diye. Şimdi bugün resmi gazetede onaylandı. 15 yaş altı, 50 yaş üzeri Iraklılar vizesiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapabilecekler. Bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Bizim bu vatanımıza canımızı kanımızı dökmüş olan atalarımızın bize emanet ettiği bu vatanı biz başkalarına gelin siz istediğiniz gibi alın rahatlıkla diyebilme gibi anlamına geliyor bence. Bu vatana ben 20 ay askerlik yapmışım, 3 tane çocuk asker eylemişim. Bu vatanı benle dışarıdan gelen insanın paylaşmaya hakkı selayeti yoktur. Ama selayeti yok diyorsun ama o selayeti kendinde bulan bir iktidar var. Ve üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle abi. Nasıl geleceğiz kardeş? Birlik olacağız abi. Nasıl birlik olacağız kardeş? Genel seçim biteli 15 ay olmuş. 15 ayda iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Ben bunu böyle sürekli dikkat çekiyorum. Allah'ın kulunun bir tanesinin tepkisi yok kardeş. Neyin üstesinden geleceğiz? Ya şimdi Allah'ın izniyle ben öyle zannediyorum erken seçim gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani gelsin istiyorum yani erken bir seçim gelsin. Böyle bir ekonomik krizde iktidar niçin erken seçim yapsın? Şöyle bir şey söyleyeyim ona da. Bir yerlerde bir çözüm aramak zorundayız. Yani bizim işimiz ne? Hani iğnenin deliğinden deveyi atlatmak gibi bir şey olacak. Zor bir şey bekliyoruz, zor bir şey istiyoruz ama başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Yani zor, hepimiz zordayız, hepimiz dardayız. Yani şimdi ben ona kesin bir çözüm desem size, siz de benim gibi cevapsız kalırsınız yani. Ben teşekkür ederim. Gidişatı soruyoruz abi. Abi gidişatımız hiç iyi değil, malum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği bir kelime var televizyonda duymuşsunuzdur. Hep birlikte olursak bir şeylerin üstesinden geliriz. 22 yıldır bir şeylerin üstünden gelemiyoruz. 22 yıl sonra mı geleceğiz? Nasıl geleceğiz? Nasıl yapacağız? İnsanlarımızı görüyorsunuz malum. Bugün 1000 lirayla evini geçindiremeyen insanlar var ki fakir, bir fakir insanda bende o para yok. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz yani? Kardeş bir şey sorayım. Malum biliyorsun Türkiye'de bir Suriyeli sorunu var. Yani abi, bir saniye. Ben sorumu sorayım. Eyvallah. Siz ondan sonra cevap verin. Eyvallah, eyvallah. Suriyeliler konusunda halkın tepkisi var. Evet. Yani bunlar işsizliği de köpürtüyorlar diye. Şimdi bugün resmi gazetede onaylandı. 15 yaş altı, 50 yaş üzeri Iraklılar vizesiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapabilecekler. Bu ne anlama geliyor? Bu ne anlama geliyor? Bizim bu vatanımıza canımızı kanımızı dökmüş olan atalarımızın bize emanet ettiği bu vatanı biz başkalarına gelin siz istediğiniz gibi alın rahatlıkla diyebilme gibi anlamına geliyor bence. Bu vatana ben 20 ay askerlik yapmışım, 3 tane çocuk asker eylemişim. Bu vatanı benle dışarıdan gelen insanın paylaşmaya hakkı selayeti yoktur. Ama selayeti yok diyorsun ama o selayeti kendinde bulan bir iktidar var. Ve üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle abi. Nasıl geleceğiz kardeş? Birlik olacağız abi. Nasıl birlik olacağız kardeş? Genel seçim biteli 15 ay olmuş. 15 ayda iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Ben bunu böyle sürekli dikkat çekiyorum. Allah'ın kulunun bir tanesinin tepkisi yok kardeş. Neyin üstesinden geleceğiz? Ya şimdi Allah'ın izniyle ben öyle zannediyorum erken seçim gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani gelsin istiyorum yani erken bir seçim gelsin. Böyle bir ekonomik krizde iktidar niçin erken seçim yapsın? Şöyle bir şey söyleyeyim ona da.
bir yerlerde bir çözüm aramak zorundayız. Yani bizim işimiz ne? Hani iğnenin dilinden deveyi atlatmak gibi bir şey olacak. Zor bir şey bekliyoruz, zor bir şey istiyoruz ama başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Yani zoruz, hepimiz zordayız, hepimiz dardayız. Yani şimdi ben ona kesin bir çözüm desem size, siz de benim gibi cevapsız kalırsınız yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı. Siz diyebilirsiniz. Sokağın nabzını size soralım. Beyaz. Soracağım abi. Niye soralım? Gidişatı soruyoruz. Gidişat kötü. Niçin kötü? Görünürde her şey. Her şey yani görünürde. Biraz önce, çok etkileyen ne mesela? Biraz önceki sorduğun soru. Diyorsun ki gazetede yayınlandı. Evet, Iraklılar meselesi. Evet. 15 yaş altı 50 yaş üzeri vizesiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapacaklar. Artı bize bela arıyorlar da. Bir sağ solu yürürlüğe koydular. Sonra PKK'yı koydular. Sonra gelecekte Suriyeliler ve Iraklıların dış devletin bize oynadığı hep oyunlardır. Bu oyuna gelmemek için başımızdakilerin ayık olması gerekiyor. Benim gibi serhoş olması gerekmiyor. Ayıklar mı sizce? Ayıklar mı sizce? Olmuş olsalar resmi gazetede yayın yaparlar mı? Halk size halk soruyorum. Halk. Peki bir şey soracağım abi. Halk olarak ne yapabiliriz? Halk uyuyor mu, ayık mı? Uyanması lazım. Nasıl uyanması lazım? Artık uyanmış ama biraz daha uyanması lazım. Nasıl mesela? Nasıl? Yardımcı olun. Çimdiklemek mi lazım yani? Ne? Çimdiklemek mi lazım? İğne mi batırmak lazım? Osmanlı ne yapmak lazım? Osmanlı tokadı atmak lazım. Allah'a emanet. Size soralım gençler. Buyurun. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Soruyu duydunuz ama ben gene sorayım. Tabii. Hem gidişatı soruyorum. Aynı zamanda da biliyorsun Türkiye'de bir Suriyeli sıkıntısı var. Bir de bu yetmemiş gibi 15 yaş altı 50 yaş üzeri Iraklılar Türkiye'ye vizesiz bir şekilde giriş yapabilecekler. Bugün itibariyle resmi gazetede onaylandı. Yani bu tabii ki yani bir yönetimin ülkedeki herhangi bir planı, yani bunu herkes tam olarak geçerli olarak bilemez. Hani çünkü biz halkız, biz tebaayız burada. Hani yönetim dışında bunu en iyisinin, yani yine yönetimin bileceğini düşünüyorum ama yani bizim tabii buna baktığımız zaman, objektif bir şekilde baktığımız zaman Irakların neden vizesiz girdiğini düşünüyoruz mesela. Hani gayet mantıksız, gayet şey yani, gayet hani burada insanlar geçim sıkıntısı. Mesela şu an alışverişten geliyorum. İki parça malzemeyi yani 1100 lira verdim. Ya bu bana şey değil. Ki ben bunları babamın cebinden de almadım. Kendi cebimden aldım. Hani her şeyi bir yana bırakıp, bu mülteci sorunlarını bir yana bırakıp, bu ülkenin kendi gençlerini hani böyle salak salak hareketler yapmasındansa, hani affedersiniz tabii de, hani böyle hareketler yapmasındansa bu ülkenin gençlerine, bu ülkenin halkına, bu ülkenin efendime söyleyeyim yaşlısından gencine, herkesine hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ama niye etmiyor? Niye etmiyor? Çünkü onun dış politikası iç politikasına ağır basıyor. Yani içe artık yönelmek istemiyor çünkü halk da uyumuş vaziyette. Yani siz az önce sordunuz mesela halkı uyandırmak için ne yapmak lazım? Halk şu saatten sonra uyanmaz. Çünkü hani herkesin sırtında bir kazık var ve bu kazık hani şöyle değil, böyle değil. Yani şöyle bir kazık var ve bu kazığa kadar uyanmadıysa halk bundan sonra uyanacağını düşünmüyorum. Zaten toplumsal bir çürüme var. Göçmendir, göçmen sorunludur efendime söyleyeyim. Halkın eğitim sıkıntısıdır, müfredattaki değişimlerdir. Halk iyice yani içten içe çürüyor. Hukuk sıkıntısı da var. Evet, hukuksal da bir sıkıntı var. Hukuksal bir sıkıntınızla birlikte diyelim. Görüyorsun kardeşim her gün insanlar birbirlerini öldürmeler, yaralamalar, uyuşturucu böyle azmış gitmiş. Yani bu ya diyorum tekrardan diyeceğim. Bu içsel toplumsal bir çürüme ve bunun önüne bizim geçmemiz lazım. Önüne de ben kesinlikle bunun eğitimle geçeceğini düşünüyorum. Müfredatta ki değişikliklerle birazcık hani işte dindar nesil yetiştireceğiz dedi Erdoğan. Dindar nesil, şimdi herkes burada dindar değil. Mesela hani efendime söyleyeyim, yoldan geçen 10 kişiye sorsanız illa birisi dinsiz çıkar. Hayır, anlatamadım. Erdoğan dedi ki dindar nesil yetiştireceğiz. Bu yüzden bütün imam hatip sayılarını artırdı. Yani yetiştiremedi işte. Yani dindar bir nesil yetiştirmeye çalışması. Nasıl bir nesil yetişti? Nasıl bir nesil yetişti? Kindar bir nesil. Aynen, yetişti öyle. Ve hani dini öğreteceğim diye insanları koyunlaştıran ve insanları partizanlaştıran bir şey oldu. İnsanlar artık özgür bile düşünemiyor. Genç olarak gelecekten ümidin var mı? İkinci sorum da şu, son olarak olsun. Eline fırsat geçse yurt dışına gider misin? Bir genç olarak yani gidişattan ben her zaman ümitliyim. Çünkü yani ben bir Atatürk genciyim ve ben asla bu vatanı yani bu öyle bir karanlığa terk etmem. Ben elimden geleni yaparım. Herkes de elinden geleni yapmasına zorlarım. Bu kadar basittir benim işim bu. Hani İkinci soru olarak da bu vatanı hani bir fırsat verilse kendi imkanlarımla hani
çıkarım ama geri dönmek üzere. Çünkü orada burada öğrenemeyeceğim, orada öğrenebileceğim şeyler vardır. Çok fazla. Evet, çok fazla vardır. Hani oradaki imkanlar vardır mesela, buradakinden daha şeydir. Orada kendimi geliştirip buradaki halka, buradaki ülkeye, yani bu ülkeye hizmet etmek isterdim. Yani böyle bir soru, böyle bir cevap. Gidişatı soruyoruz ya kardeş. Nasıl görüyorsun gidişatı? Ülkenin gidişatını mı? Evet, her anlamda. Ekonomi anlamında hiçbir gidişat göremiyorum. Gittikçe daha kötüye gidiyoruz yani. İnşallah daha iyi olur ama eğitimden de şikayetçiyim aynı zamanda. Biraz önce sizin gibi kardeşimiz de, o da eğitimin... Eğitim sistemi çok kötü. Ben bir üniversite öğrencisiyim, mühendislik okuyorum. Ama aldığımız teorik eğitimler maalesef iş hayatında yetersiz kalıyor. Pratiğe dökemiyorsunuz. Maalesef dökemiyoruz ve... Böyle bir eğitim sistemi olur mu kardeşler? Olmamalı bence. İşverenler de bundan şikayetçi zaten. 81 tane şehre üniversite açılması doğru mu sence? Hiç doğru değil. Bu yüzden üniversite mezunları artıyor ve gittikçe işsizlik oranı da artıyor maalesef. Sana neye sormuyorlar bu işi? Ya 81 tane vilayete üniversite açılmaz. Bu bir liyakatsizliktir demen gerekecek herhalde. Söz hakkımız yok çünkü maalesef. Söz hakkımız olsa belki... Halka, öğrencilere kullanıyorum. Ben söz hakkı diyorsun. Ben söz hakkımı veriyorum ama bir tek benim söz hakkım olmuyor maalesef. Başka bir soru daha sorayım. Malum biliyorsunuz kardeş, Suriyeliler sorunu var, evet, Türkiye'de. Maalesef. Bir de bunun yanına ya Afganlar az da Suriyeli hakikaten büyük çok bir sıkıntı. Fazla. Hatta gönderilmeleriyle ilgili de Dışişleri Bakanı bir şeyler söylemişti ama neyse uzatmayalım. Iraklılar, 15 yaş altı Iraklı Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girebilecekler bugün itibariyle. Ya ben bir Türk olarak, bir Atatürk genci olarak bu durumdan şikayetçiyim ama benim şikayetçi olmam neyi değiştirecek bilmiyorum. Suriyeliler, Afganlar aldı başını gidiyor. Kimse dur demiyor buna. Hatta herkes gayet halinden memnun bence. Öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan bir başkaldırı olurdu. Valla olanlar Türk gençleri ne oluyor, Türk çocukları ne oluyor? Özellikle bu küçük çocuklara yapılan olaylardan, kötü şeylerden hani bahsetmek çok istemiyorum ama yani bunların da biraz sorumluları keşke ceza alsa diyorum. Şey diyeyim. Şimdi Suriyeliler dedin ya. Hı hı. Suriyeliler evlerini, dükkanlarını kim kiraya veriyor? Onlar veriyor gibi görünüyor. Kim yani bizim vatandaşlarımız veriyor. Evet, bizim vatandaşlarımız. Bizi arkasından yani sırtımızdan hançerlemiyorlar mı bunlar? Evet, hançerliyorlar ve bu durumda işte dediğim gibi bir insanın kendi ülkesine sahip çıkması demek. O zaman sahip çıkmayan bir halk var Türkiye'de. Evet, halk var. Zaten halkta da suç var aslında. Yani halk yeter dese, yapmayın artık dese, buna bir dur dese bu şekilde bu kadar olacağını sanmıyorum ben kendi adıma. Ben teşekkür ederim. Merhabalar kardeşim. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gidişatı soruyoruz. Bir de aynı zamanda Suriyeliler sorunu var biliyorsunuz Türkiye'de. Bunlar yetmezmiş gibi 15 yaşının altında, 50 yaşın üzerindeki Iraklılar artık Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girecekler. Neler söylemek istersin? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şimdi ırkçılık yapmayı çok seven biri değilim. Yapma açıkçası. Zaten. Yani şimdi bizim de milletimizin iyisi de var, kötüsü de var. Suriyeliler için de geçerli. İyisi var, kötüsü var. Suriyelilerin tek sorunu şu. Tayyip Erdoğan hani onlara çok fazla şey sunduğu için hani... Bize sunulmayan şeylerden daha fazla şey sundukları için. Ne sunuyor mesela Cumhurbaşkanı onlara? Ne sunuyor? Yani hangisini söyleyeyim? Hani parasal konusunda, ekonomi konusunda, hani ailesinde öncelik falan. Öncelik konusunda. Aynen. Her şeyde öncelik o. Yani Türkiye burası. Suriye değil. Ama her şeyde öncelikler onlar olduğu için biraz onların da hani nasıl söyleyeyim şey oluyor hani. Ayırıyorlar diyorsun. Aynen, çok fazla bu şekilde var. Şeyi sorayım ben size. Bir genç olarak ümidiniz var mı gelecekte? Hayır yok. Asla yok. Niye yok? Çünkü Suriyelilere daha çok söz hakkı tanınıyor bu ülkede. Suriyelilere söz hakkı tanınıyor, sana tanınmıyor mu diyorsun? Ya? Evet. Kendi ülkemde yabancı gibi yaşıyorum. Eline fırsat gelse yurt dışına gider misin? Kesinlikle giderim. Asla kaçırmam o fırsatı. Evet. Öyle bir fırsatın var mı? Yok. Planın var mı? Yani gitmek istiyorum. İnşallah olur yani. Ne diyeyim? Sen? Ben hiç yani gözümü kırpmadan direkt giderim abi, hiç düşünmeden. Helal be. Sen de mi öyle? Ben zaten gitmek istiyorum ama elimde fırsat olsa zaten hemen giderim. Peki şimdi sizin yaşınız itibariyle anneniz babanız size izin verir mi? Bir ikincisi annem onlar da mı gider? Annemle babam nefret eder. Bu yani başımızdakinden daha doğrusu. Yurt dışına annen de baban da gider diyorsun. Gelirler evet. Peki siz giderseniz kime kalacak ülke? Suriyelilere kalsın. Tayyip öyle istiyor ya, ne yapacağız? Evet.
Çok hani onlar sanki kendi ülkelerinden savaştan kaçıp gelmemişler gibi, burada savaş olsa onlar yine kaçacak. Bakalım nasıl yapacaklar bu sefer burada savaş olur. Suriye'de de savaş bitti diyorlar ama gitmiyor Suriyeliler. Evet hala. Kesinlikle giderlerdi. Abi şimdi şöyle gitmezlerdi söyleyeyim. Gitmezlerdi bence. Böyle bir fırsat varken onlar gitmezler. Her şeyden yararlanırlar onlar. Düşün abi, senin elinde böyle bir fırsat var, sen gider misin? Beleş yaşıyorsun hayatı. Ben hayatta gitmem açıkçası. Teşekkür ederim. Ne demek abi?